Fatih Terim Allah ömür versin, ölene kadar Galatasaray'ın hocası kalabilir. Jesus istediğim kadar iyi antrenörüm derse, oyuncuları iyi yönetemiyorsa ve onları anlayamıyorsa, onlara yaklaşamıyorsa bir yabancının ülkede başarılı olması söz konusu olamaz. Bugün İsmail kardeşimiz Türkiye'deki hiçbir antrenörden bir üstün taraf olabilir. Bu ülkede eğitilmiş ama ortaya koyduğunu eğer Valerian İsmail koysaydı bugün o neydi biliyor musunuz? Süleyman Sabah'ın yerinde heykelini falan yapmışlardı galiba. Bugün Klopp'un Almanlıkla alakası yok. İnsana yaklaşımı, sıcaklığı, babacanlığı, yeri geldiğinde sertliği. Yani ideal bir antrenör profili. Derbel dedi ki sonra gel. Ben dedi buradan gidiyorum, kurtuluyorum. Allah size kolaylık versin dedi. Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ceza sahası programıyla sizlerle birlikteyiz. Ama bu hafta Nevzat Dindar ve Senat Oku yedik. Hocam yedi. Ne yedi? Seyat'la Nevzat'la oluyordu da bu programda. Onlar yok ya bu hafta. Evet, biri onlar yok. Işte. Ben mi yedim? Evet. Sen yemiş oluyorsun. Düşman sahibi yapacağım. Nevzat, yemin ediyorum haberim yok kardeşim. Efendim, öbürü bu kim? Hafta... Nevzat'tan başı kim? Senat. Vay canım benim. Senat da... Sakın evet. Ha seni ne kadar sevdim biliyorsun. İtalya'da bu. İtalya'da. İkisi de. Yok evet. Senat İtalya'da. Ha, yok ikisi de Senat beraber. Gezer. Abi Senat Nevzat da İtalya'ya gider mi abi Allah aşkına ya? Ya kimle gitmişler? İtalya. Yengele gitti. Yengele gitti. Kadın futbolun oyuncu mu seçecek? Yok. Anımıyla gitti abi tatil. Eyvah eyvah. Evet. Ya efendim? Çünkü o ilgilidir böyle şeylerle biliyorum. Çünkü eski bir menajerlik yapısı vardır ona biraz. Evet. Tabii canım. Evet, onlara da selam söyleyelim. İyi oyuncu seçer yani. Selam söyleyelim onlara da. Öpüldüm. Artık İtalya'ya sevgiler diyelim. Hoş geldiniz hocam. Renk verdiniz programımıza. Nasılsınız? Serdar'la bir böyle bir programda birlikte olmamıştık. Çok şükür onu da yaptık şimdi. Vallahi bir o kalmıştı hocam. Doğru evet, söylüyorsun. Daha artık yapmadığınız ne kaldı beraber? Ya hocam sana bir şey onda söyleyeceğim. Onda bir program bak. Yapmak büyük bir keyif. Yılmaz Hoca, bu Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi. Ancelotti Hoca biliyorsun Real Madrid kupayı alınca bir paylaşım yaptı Real Madrid. Ancelotti böyle bir baba gibi arkada kupalar falan. Ben de onu paylaştım. Dedim burada hangi hoca olur Türk hocalarda? İlk gelen fotoğraf senin Photoshop'la kafanı koymuşlar hocam. İlk direkt seni yakıştırıyor. Ama bayağı güzel durmuşum. Hocam ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Oraya Fatih Hoca yakışır ya. Bizim de imparatorumuz var yani. Evet. Bizim de imparatorumuz var yani. Tabii bak şimdi Fatih Terim düşünsen orada. Maçı da o yorumladı zaten. Maçı yorumladı. Dinledim gayet de dinlediniz hoş oldu. Dinlediniz mi? Ne diyorsunuz tabii hocam? Ya şimdi tabii böyle bir ismi bir maç yorumladığında dikkatle dinliyorsun. Evet. Ne diyecek? Kendisi yaşamış aynı stresi, aynı bir finalleri. Tabii. Acaba ne düşünecek? Acaba bu maçı seyrederken hangi oyuncunun değişmesi gerekiyor? Ben olsaydı şöyle yapardım diyor değil mi insan? Gol atamıyor neden? 21 tane şut atmış adam veya 29 tane evet. Neyse. Gol olmuyor. Öbür tarafta adam 1,5 tane şut atıyor. Maçı kazanıyor. Sonra Ancelotti çıkıyor, ben hocayım diye rüzgar yapıyor. Yani, yürü gülme ya. Yani baksana 29 nerede, 2 tane nerede? Jürgen mi, Ancelotti mi? Yürgen. Ama Almansınız siz abi, birbirinizi tutuyorsunuz. Hayır. Jürgen Klopp'un Almanlıkla alakası yok. İnsana yaklaşımı, sıcaklığı, babacanlığı, yeri geldiğinde sertliği. Yani ideal bir antrenör profili. Almanlar da aslında böyle duygusal, böyle insan ilişkilerinde çok başarılı insan bulmak kolay değil. Evet. Orada daha kuralcıdır, daha sistematiktir ki herkes uyar. Evet. Ama Jürgen Klopp çok farklı. Ben mesela sorulduğunda benim çok beğendiğim bir antrenör tarzı var. İnsanla çalışıldığının farkında. Ya adam kaybetmiş finali, kazanma hakkı onun eğer iyi oyunda olacaksa bu. Adamın verdiği demeci duymuşsundur ya. Seneye İstanbul'da buluşmak üzere. Yani bu Liverpool taraftarını ve oyuncusunu öyle motive edecek bir tabii söz. Tabii. Çocuklar siz final takımısınız. Siz bunu hak ettiniz ama futbol maalesef olmadı. Evet. Seneye inşallah demek istiyor. Aynen öyle. Yani ben umut bayılıyorum verdi. Adamın tarzına. Hı-hı. Alman olduğu için falan değil. Dikkat edin bir de Alman olduğu için diye düşünelim. Ya Tuchel Alman, bu Alman. Evet. Ötekisi Bayern Münih 20-33 yaşında adam Alman. Almanlar antrenör yetiştiriyor. Almanların eğitim tarzını bir gidin görün. Ben mesela
kaç yılıydı? 86 yılı galiba. A lisansını yapıyorum. Kayseri diye bir yerde. Alman milli takımında Beckenbauer hoca yaptı. Almanya birbirine girdi. Nasıl yaparsınız? Adamın lisansı yok diye. Futbolu bıraktı. Aldılar. İşte Arjantin'de Dünya Kupası vardı galiba. Takımı oraya götürdü. Ve de kabullenmedi. Antrenör derneğe ayağa kalktı. Almanya'ya kalktı. Düşünebiliyor musun? Beckenbauer ya. Ve sonucunda Beckenbauer'ı benim katıldığım A kursuna soktular. Hem orada kamp yapıyorlardı, Beckenbauer'da beraber yaptık biz. Ve adam oradan hop çabucak bir kurs bitirmiş oldu ve sustular. Çünkü diploma var, elinde oldu. Yani şimdi Türkiye'ye bakın, yani kaynıyor. Bugün futbolu bırakıp yarın herkes antrenör olur. Neymiş, çok ünlü oyuncuymuş, çok ünlü. Ya bırakalım bu işleri abi ya. Doğru mu? Yapmak ve hocam? Yaptırmak başka işler olduğunu kimse farkında değil. Hocam eczacı diploması gibi kullanıyorlar ya. Eczane açarsa diploma lazım olur. Şöyle yani çocuklar da bazen bize güceniyorlar. Ya hocam niye öyle diyorsun? Ama ya bir yolu yordamı var. Benim senin derdim sen değilsin. Bu ülkede bir kurallarla bir iş yaptın lütfen. Yani eğitim diye bir şey bir süreçtir. Evet. Vahiy ile gelip kafanın içine girmiyor bir şeyde. Hocam bir kumar örneği var ya. Okuman lazım, öğrenmen lazım, sınav yapman lazım. Başarılı olman lazım. Ya bunları yap tabii ki size yakışır. Çok da yakışır Nuri Şahin'e, çok da yakışır Emre Belözoğlu'na, Volkan'a, hepsine çok yakışır. Ama yani çok acele ediyorsunuz. Türkiye size bu sıfır şeyi veriyor imkanı. Ama olmaz, bakın birçok böyle girip de yok olan arkadaşımız oldu. Ha birkaç tanesi çok iyi gidiyor, sonuç alıyor. Çalışır takımları, konumu, elindeki imkanlar falan filan da yardımcı oluyor. Bir takım Türkiye'de başarılı antrenörün tarifinde kazandın mı başarılısın. Ha sen o kulübe gitmişsin, bir oyuncu alttan çıkarmışsın, kulübe ekonomik bir imkan sağlamışsın, işte o imkanlarıyla bir yere getirmişsin. Bu kimseyi ilgilendirmiyor. Yani kazan kardeşim. Olmaz ya. Bu doğru değil çünkü dünyanın hiçbir yerinde B ve A kursunu birleştirip kimse kursu yapmıyor. Burada yeni bitirmiş arkadaşlarımıza bu kursu yaptırdılar. Düşünüyor musun? 6 senede alacağı bir lisansı. Tuttular, 15 günde verdiler. Evet. Hocama bir soru sorabilir miyim? Nerede? Senden lütfen, izin alarak. Lütfen, buyurun. Şimdi gündem bir yandan da, biliyorsun Galatasaray'da seçim var, başkanlık seçimi, hoca. Bir hocası var, Torrent, ama büyük bir ihtimal gelen başkanlar başka bir hocayla yola devam edecek. Bir sürü isimler geçiyor. Ben biraz da istihbarat vereyim. Benim kulağıma gelen bilgiye göre, Tudor'un Galatasaray'a doğru gelmesi konusunda lobi yapanlar var yurt dışında. Tudor'u. Okuyorum gazetelerde Tudor'u. İsmi telaffuz ediliyor. Fatih Hoca'nın da zaten ismi geçiyor. Yani burada Galatasaray yönetimi Tudor mu Fatih Terim mi seçeneği karşısında sizce hangi ismi Fatih seçmek? Terim Allah ömür versin ölene kadar Galatasaray'ın hocası kalabilir. Yani şimdi başarıysa bu. Kim öyle başarıya sahip oldu ya? 8 kere mi ne şampiyon olmuş? Evet evet. Abarttın mı? 7 mi? 8 mi? Sen ben bilirsin de, ben istatistikleri iyidir yani. Ben de unuttum. Nevzat olsa söylerdi. Ha diyeceksin geçmişte yaşanmıyor bu işte. Ya geçen sene Allah aşkına siz Fatih Hoca'ya nasıl bir imkan sundunuz ki ondan ne beklediniz olur? Gençleşti takım. Takım kendi ekonomisine göre bir kadro oluşturmaya çalıştı. Ve Fatih Hoca da bunu da sürekli telaffuz etti. İşin başından beri. Yani beklenen başarıyı getiremeyebiliriz. Evet. Bize bir zaman lazım. Bu çocuklar oturacak. Genç çocuklar. Dedi ama onu da. Söyledi. Ve işte birkaç ters gidince iş Fatih Terim gibi bir antrenöre göre taraftardan istifa diye bağırtı geldi mi? Gelmedi. Hiç gelmedi. Yani ama orada bilemiyorum artık. Sergen Hoca'ya da bağırmadılar istifa yani, diye. Sonra Fatih Hoca'ya da bağırmadılar. Sergen, ama hoca takım niye böyle oynadı? Yine Sergen diye bağırdılar hatta. Evet. Diğer maçlarda. Doğru. Yani şu var, öyle camiaların benimsediği antrenörlere bu kadar sabırsız davranmanın bir alemi yok. Bırak bir sene de başarısız olsun kardeşim. Yani tabii. Ne olacak? Hep sen mi şampiyon olacaksın? O sabır yok işte. Yani 38 sene sonra bir trabzanı şampiyon olacak. Hoca'ya sabrettiler. Yani, İkinci oldu Fenerbahçe. Olmaz yani. Şunu demek istiyorum. Bakın arkadaşlarım, biz bu ülkede insan yönetmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Benim kısacası, hep ben hatırladığım yükler vardı. 86-87, Galatasaray'dan ayrıldı. Ben Malatya'nın hocasıydım, Beşiktaş'ı yendik. Beşiktaş son iki maçının birini kazandı, şampiyon olacak. Galatasaray Rize'de kaybetti, taşladılar derbeli takımı. Döndü. İki maç kaldı. İkisini o kazanacak. Beşiktaş birini kazanırsa.
Sonra Beşiktaş geldi İstanbul'da Denizli'yle berabere kaldı ve Galatasaray iki maçı kazandı. Yüpler var. Bu sefer Türk futbolunu kurtaran adam denildi. Ne yapmış? İşte şey yaptı dediler. Toprak sahalarda geldi. Hayır ben çim sahada antrenman yaparım dedi. Düşünemiyorum. 86 senesinde ilk defa Galatasaray kendisine çim antrenman sahası yaptıran ve zorlamasıyla Yüpler verin bir sahaya sahip oldu ve Türk futbolu seviye atladı dendi onun. Ya yani bir tek çim saha ağırlığıyla ya. Evet, evet. Ve bana dedi ki bakın yurt dışından gelirken hocalar biliyoruz 10 bin kişi falan karşılar. Yani abartırız konuyu. İşte Mesut Özil geliyor 300 bin kişi takipte uçak havada iniyor indi Mesut Özil. Adamı da bir havaya sokuyorsunuz yani. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Mesut'u alan da havasını atar abi. Abi ne oldu ama ya? Yaptın ama ne oldu? Tamam. Şimdi evet. Havasını atan nereye kaçacağını şaşırıyor. Yani. Onu ideal, onun kullanamadın o doğru ama öyle bir nereye kaçacağını şaşırıyor. Çocukta ne olduğunu şaşırdı. Ya ben de indim ne oldu şimdi Fenerbahçe Jesus'u alıyor. Hoca geliyor mesela. Ya bak gelecek havasını... 10 bin kişi gene. Bak ne kaç kişi gidecek göreceğiz seninle. Ya siz ne sanıyorsunuz? Futbol bilinmeyen denkten mi 9 bilinmeyen? Futbol kurallarla oynuyor. Beşer tane kuralla. Yani Jesus ya, gelirdiği garantisi yok başarının. Ne garantisi kardeşim? Göreceksiniz bakın o beklenen başarıda olacak mı olur. Çünkü bir kişinin yapacağı bir iş değil ki bu bir yönetici, çalışanlar, oyuncular. Yesus istediğim kadar iyi antrenörüm derse oyuncuları iyi yönetemiyorsa ve onları anlayamıyorsa, onlara yaklaşamıyorsa bir yabancının ülkede başarılı olması söz konusu olamaz. Yani Yüp Derve'nin sözüyle bitireyim konuşmamı. Dedi ki bizden çok yaşlıydı. Dünya kupası almış Almanya'da bir antrenör. Türkiye'de geldi Galatasaray. 14 yıl sonra şampiyon oldu. Hı hı. Yani böyle bir şey var mı? Baba dedim ne öğrendin bu ülkede? Yılmaz dedi ya. Bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur oğlum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet dedim, doğru söylemiş. Neden dedim? Ya dedi bizim Avrupa bak. Biz Avrupa'da bize öğretilen şu. Önce iş gelir sonra insan gelir. Burada önce insan geliyor, sonra iş geliyor. Avrupalı bunu kavrayana kadar zaten, bir kez yapı olarak da zaten kendisi bir otorite, kayıtsız şartsız ona itaat isteyen bir durum var. Türkiye'de öyle değil. Yani Türkiye'de otoriteye bakış şudur. Köprüden geçene kadar ayıya dayı de. Yani otoriteye bakış budur. Dolayısıyla siz eğer onun içine giremezseniz, ona yaklaşamaz, temas edemezseniz, onunla ilişki kuramazsanız insanla iş yaptıramıyoruz. Ya beni kardeşim buraya aşk mı yaşamaya geldik? Beni niye seveceksin? Antrenör sevilecek bir adam mı? Sana kurallarla davranıyor. Sabah kalk diyor, kahvaltı yap diyor, antrenman yat diyor, tekrar akşam antrenman. Ömrü böyle geçiyor bu adamın. Evet. Ve adam oynuyor, oynamıyor. Oynatmadığın zaman adamın gözünde sen kötü antrenörsün. İstediğin kadar iyi ol. Yani 11 kişinin oynadığı, 17 kişinin oturduğu bir oyun bu. Düşünebiliyor musunuz 17 kişinin seninle ilişkisinin ne durumda olduğunu? Eğer sen o ülkenin dilini bilmiyorsan, onunla direkt ilişki kuramıyorsan, ona inip de içine girip de onun iç dünyasını hareketlendirip onu ikna edemiyorsan, istediğin kadar dört dörtlük futbol teorisi bilmem ne, efendim beyaz saç arkaya doğru havalı bilmem ne olmaz kardeşim. Olmaz yani. Bugün İsmail kardeşimiz Türkiye'deki hiçbir antrenörden bir üstün taraf olabilir. Bu ülkede eğitilmiş. Evet. Ama ortaya koyduğunu eğer Valerian İsmail koysaydı bugün o neydi biliyor musunuz? Süleyman Sabahın yanında heykelini falan yapmışlardı galiba. Yok kadar değil ama çok övüyorlar. Abi bir dakika lütfen fazla yani. Şimdi İsmail 14 maçtan beri kaybetmeyen bir antrenörden bahsediyoruz yani. Bunu bir yabancı yapsa ne yapacaksın? Bitti. Zavallı çocuğa çok özür diliyorum İsmail'cim sana böyle hitap ettiğim için. Burada kal bile demiyorlar yani. Sen bu işi biliyordun. Bak işin bitti sen git artık. Ya Fenerbahçe ikinci sıraya oturmuş. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oyuncak hale getirdim. Çok büyük bir başarı. Evet. Ve başarı eşittir. Bir Türk'ün yaptığı başarı. Ya ne olacak işte falan olmuş. Ayıptır ya. Benim içim acıyor. Evet. 7,5 milyon euro. 500 bin euro istesek sen kimsin ya 500 bin euro para mı istedin? Çarpı 10-7 ile kaç para yapıyor? Çok hesap denemiyorlar. Yani 5 ördan 7'nin yarısı efendim 8-9 milyon 500 bin eurodan bahsediyoruz ha. 7,5 milyon euronun karşılığı 130 milyon TL falan yani. Kim bu ya? Ne yapacak bu bana? Elinde cevap herkes iyi futbolcu olur mu olacak?
Bırakalım işleri. Bütün hep havasında, rüzgarında, popülaritesinde gelecek işte insanlar. Aa bak bu geldi, şunu yaptı, bunu yaptı. Nerede yaptı? Kendi ülkesinde. Hadi bakalım Türkiye bu onun ülkesine benziyor mu? Başka bir ülke. Başka bir... Çünkü insanla oynanan bir oyun bu. Bu bir karakter oyunu. Bu karakterleri sen tanımadan nasıl bunlara iş yaptıracaktır olur? Yani inşallah da bir biz Fenerbahçe küllüm olsun isteyen yok yani. Mesela hocanın anlattığı bir örnek. Del Bosque burada çok ciddi sıkıntılar yaşadı hocam. Yenikir kasabı değil mi? Sonra gitti bir Dünya Kupası aldı bir de Avrupa. Öyle değil mi? Yani evet. Yenikir kasabı değil mi? Evet. Bak burada yaşadığı sıkıntılar çok büyük hoca. O bile bu futbol kültüründe ama yapmayın. Ya, ben diyordu da bir sürü arkadaşım böyle yabancı. Keza şey hocam. Olsun. Ay yabancı. Kidik geldi. Yabancı bilmem ne yapacak şimdi sana yani. Suster geldi. Yani. Aynı sıkıntıları yaşadım bu kültürde. Hocam yabancıdan bahsetmişken benim de her zaman söylüyorum karşı olduğum bir konu. Burada böyle biraz milliyetçilik yapıyorum ama. Yok, milliyetçilik takım... falan değil abi. Evet, ülkelerin ben... gerçeği var abi. Bence de yani bence milli bakın, takımı bu yabancı konusuna en karşı olmayacaklardan bir tanesi benim. Orada eğitildim. 40 yıldan beri orada yaşıyorum. Ailem orada. Çocuklarım orada büyüdü doğdu. Orada eğitildiler. Ben orada eğitildim. Benim Türkiye'de eğitilmiş bir antrenör değilim ben yani. Hmm. Bütün o zaman size önce... yabancı kategorisi. Ya bak bak Jürgen Yusuf tabii ki takımlarla koyduğu performans ortada adamın. Allah'a var. Yani gitmiş işte Benfica şu bu bilmem ne neyse çalıştığı takımlarda kupalar almış, kazanmış bilmem ne. Ama kardeşim yani ben Almanya'da antrenör kursunu bitirdiğimde hadi Türkiye'den bir delikanlı daha gitsin o kursa girsin bak bitirsin demiyorum. O kadar kolaysa. Yani yapsın. Ulan sen ya Türkiye'de bir vatandaşın gitmiş orada kendi imkanlarıyla bu işi yapmış ve alttan uğraşıp duruyor tırnaklarıyla bir şey olayım diye. İşin hep magazinsel boyutuna gidiyor. Şudur. Ya ben ki buna karşı olmamam lazım değil mi? Orada eğitildik. Karşı olmamın nedeni kıyaslıyorum, bakıyorum o kültürlere bizi ne yapmışız, ne etmişiz, olur mu, olmaz mı? Olmaz abi. Yani bir, kurs bitti, kursun sorumlusu dedi ki bize, çocuklar oturun size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Almanya'da antrenör kursu bitti, pro lisans. Bakın dedi, size yurt dışında çalışmayı tavsiye etmem dedi. Eğer dedi, siz o ülke dilini bilmiyorsanız, bir tercümanla bu işi yapacaksanız, kusura bakmayın dedi, %50 başarısız olursunuz. Ha gidersiniz, o ülkenin sosyoekonomik yapısını öğrenirsiniz, tarihini, coğrafyasını. Çünkü biz oyuncuları yalnızca futbol terimleriyle ikna etmiyoruz ki. Yeri geliyor terör, yeri geliyor ekonomi, yeri geliyor tarih, yeri geliyor coğrafya. Yani düşünebiliyor musun bir maç oynuyorsun, her gün çocuğa şunu diyorsun, yen. Yen de gerekirse ne abi niye yeneyim ben yani ben, bana bir şeyler söyle de ben o yenecek havaya gireyim yani. Tabii. Sırf bu 3-5-2-4-4-2 rakibi anlatma olmuyor ki yani onu bir hareketlendirecek bir şeyler yapman lazım ifadeler. Bu ülkenin edebiyatı, literatürü, deyimleri her şeysine sahip olman lazım. Var mı? Yok. Ha, ver parayı. Hadi bir de kafan bozulsun 8 tane kaybederse yolla. Verdiğinden daha çok bir daha ver. Ne oluyor? Bolluklar da geliyor. Aynı döngü. Yani kusura bakmayın, benim bakış tarzım bu. Doğru hocam, doğru söylüyorsunuz zaten. Yaşanmışlıklardan bahsediyoruz. Evet. Varsayımlarla konuşmuyoruz. Ha, Derbel dedi ki sonra gel. Ben dedi buradan gidiyorum, kurtuluyorum. Allah size kolaylık versin dedi. Bir yabancının bana söylediği bunlar. Allah rahmet eylesin. Hocam bir sen kurtulamadın dedi, yıllardır Türkiye'desin. Ya bizden de Türkiye'nin kurtulmasına fazla bir şey kalmadı. Olduk artık. Belli bir yaşa geldik. Niye öyle diyorsun hocam? Belli Allah korusun. Ya yok hocam. Yani sonuç olarak Allah bir ömür veriyor herkese. Uzun ömür versin. 1000 sene yaşanmıyor. Ha, benim ailede 115 yaşında halam. 98 yaşında babam. Maşallah. Dedem 90 küsur hepsi. Bizde 90 yaşında öyle çocuk gitti falan diyorlar. Yani. Maşallah hocam. Kurtulamayacaksınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Yılmaz Hoca'dan sonra gene Yılmaz Vural geliyor. Evet. Ona evet. Da tembih ettim. Çocuğun olursa Yılmaz Vural koy dedim işte. Kendi oğlunun adı Yılmaz Vural tabii. Aynen çok iyi olmaz onu da tembihle bir çocuğun olsun. Onun da Yılmaz olsun. Serdar'ın hep böyle devam edecek. Böyle bir takımda oynuyorlardı. Tabii Yılmaz da çok iyi top oynuyor. Geliyor geçen, yani o zaman. Evet geliyor. Saint Germain'in okulu ya onlar. Evet. Oraya gidiyor turnuvaya gidiyorlar. Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi maçı oynanmadan 2 gün evvel orada oyun oynadılar, maç yaptılar.
14 tane okulları gelmiş Fransa'da. Orada bir gol atmış, havasından geçip baba ben burada da gol attım diyor. Ben de yendik diyor. Ben de o havayı atarım tabii. Düşünebiliyor musun ya güzelliği? Ne kadar tatlı maşallah. Umarız iyi olur. Bir şey diyordun ya, yarım kaldı, kusura evet, bakma. Evet, şeyi soracağım hocam ben. Stefan Kuntz için ne diyorsunuz? Stefan Kuntz için ne diyorum? Ya onlar için söylenecek hiçbir şey yok. Stefan Kuntz'un Almanya'daki aldığı ücret 30 bin euro falan. Burada aldı 3 milyon euro. Yani ne oluyor? Ne yaptı buraya? Kanatlandı mı? Ne oldu yani? Şimdi parasına bakıyor tabii. Ya adamda bir şey yok ama Stefan Kuntz'u öyle bir misyon yüklüyor ki insanlar. Gelsin Almanya'daki futbolun yönetilme sistemi bilmem nesi, o ücreti buraya o yapsın. Ya antrenör sistemin bir parçasıdır. Sistem oluşturmaz. Hamit Altıntop'un da sıkıntısı şu oldu. Çünkü Fatih Hoca, Çenol Hoca dominant karakter bunlar. Bunlar aşağısı yukarısı her şeyi kendileri yapmak istiyorlar. Türkiye'deki tarz bu. Antrenör gelir her şeyi yönetir. Onu atar, bunu yapar, sistemi kurar. Bu doğru bir şey değil bana sorarsanız. Antrenörün yapacağı bir iş var, milli takım başarı kılmak. Onun ilk görevi budur yani. Ha sen ötekileri de kendi içine alırsan, böyle parçalanırsan olmaz ki ya. Senin konsantre olacağın bir şey var. Yani herkes senden bekledi. A milli takım C grubuna düştü. Bunu al B'ye çıkar, A'ya çıkar. İşte oynanan finallerde bir yerde olsun. Turnuvalara hep katılsın. Senden beklentisi insanların bu. Ha bunun yanında ben bakıyorum oraya gelen arkadaşlarımızın bir tanesi Türkiye'deki futbol olayının işleyişini, doğrusunun ne olduğunu hiç telaffuz etmiyorlar. Tabii ki artık girdikleri yer işverenleri var. Başlarında onları kırılacak hali yok ama en azından Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor? Hadi medyanın önünde olmasa da yöneticilerle oturup kardeşim yani tamam da bu ülkede en büyük sorun futbolu yönetme sorunu var. Başlardan yukarıya kadar futbolu yönetme sorunu var. Yani futbol kendi kendini yönetemiyor. Maalesef yönetemiyor. Yani. Ya al dedi Turgut Özal kardeşim kendinizi yönetin. Özerk yaptım sizi. Hadi biraz Coşkun abi o zaman gelecekti. Coşkun Özer Allah rahmet eylesin. Coşkun abi dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım veya Başbakan olabilir o zaman. Tamam da bu seçimle olsun ben istemiyorum. Seçim yapıldı Şenez abi geldi. Ve bir dönem çok iyi gitti işler. Yani futbol kendi özelliğini hissettirdi. Aldığı kurallarla, oluşturduğu kanunlarla diyelim. Ve ondan sonra işte Haluk Ulusoy dönemi başladı. Ve Haluk Ulusoy kulüplerle olan ilişkilerinden dolayı çok güçlü bir hale geldi. Sonraki siyaset geldikten sonra Haluk Ulusoy siyasete rağmen o görevde kaldı. Kalınca siyaset bu işe biraz bozuldu. Dedi ki bir dakika kardeşim delegasyonu değiştirin. Ne oldu? Antrenörler 10 oy verirken 1 oy, alt o dedikleri o taban birlikleri 10 oyken 1 oy, 1 oy ve Haluk Ulusoy buna rağmen 4 oyla falan kazandı. Buna rağmen kazandı yani. Sonra değiştirildi tabii. Sistem değiştirilince Haluk Ulusoy'a gitti. Yani Türkiye'de şimdi deniliyor ki X gelecek, Y gelecek, Z gelecek. Ya bu isim değiştirmekle bu iş çözülmez. Daha detaya inmek lazım. Bu iş eski sistemle yeni iş oluşturamazsınız. Eski yapılan şeylerle Türkiye futbolu geri gitti, geri gitti, ekonomik iflas etti. Bakın yeni Malatya diye takım kuruldu, seyirci gelmiyor. Evet. Mersin İdmayır'da düştü. Aydın Spor düştü. Aydın 1900 bilmem kaç tane stada kimse gitmiyor. Arkasından Ordu Spor düştü. Yeni Ordu oldu. Stada kimse gitmiyor. Herkes geçmişi arıyor. 65'te kurulmuş takım. Şimdiki kuruluş tarihi olmuş 2000 küsür. Yani o geçmişte yaşadığı başarılar onu Ordu Sporlu veya İki Sporlu, Diyarbakır Spor yok. Ya Futbol Federasyonu bunu demiyor mu ya? Benim yönettiğim kulüpler var. Bunun 15-20 tanesi düşmüş. Yoklar ligde. Geçmişlerine rağmen. Ne yapıyoruz? Biz mi yanlış bir şeyler yapıyoruz? Onların yaptığı bir kusur mu var? Niye bunu sormazlardı? Sürekli yine bakın Eskişehir Spor ne olacak? Bursa Spor ne olacak? Evet. 1 milyar TL borcu var. Ve ikinci ligde. Nasıl kurtaracak kendini? Transfer yapamıyor. Bilmem ne. Yanlış bir şey diyorum. Serdar. Yani şimdi Eskişehir Spor nasıl kurtulacak? Üçüncü lige düştü. Ve bilmem kaç milyon borçla düştü. Nasıl kurtaracak? Hocam Karagümrük. Karagümrük.
Karabük. Karabük. Gitti. Evet. UEFA Kupası oldu, spor yok oldu. Yok. Yani şimdi bunları niye sorgulamıyoruz da? Şimdi taktık kafayı, Mehmet Özekşi mi gelsin? Yoksa söyle ismini. Servet Yardımcı mı gelsin? Gene bir kardeşimiz çıkmış Tokatlı. Yani isimlerden öte daha büyük sorunlar yani, var hocam. Olur mu yani? Doğru. Şimdi bu insanları da biz ateş atıyoruz. Bunlar bu gidişatla hiçbir şey yapamayacaklar. Koskoca iş adamı bunlar. Birisi bilmem ne odalar birliği başkanı yapmış. Birisi acayip değerli insanlar bunlar. E peki ne yapacağız biz abiciğim? Bu nasıl gidecek? Nereye? Şimdi banka geri ödemeleri başladı. Hadi gene siyaseten destek istenecek. Hasıl aklı olarak. Ya ne olur çağabında bunları bir erteleyecek olalım. Erteleyelim. Erteledikten sonra senin gelir biçimin acaba 5 sene sonraya da yansıyacak, seni artıya geçirecek bir durumda mı? Hayır. Yiyenler affet. Ne olacak peki? Sonuç ne olacak? Gelecek bir tane yabancı veya bir tane müteşebbis senin kulübünü satın alacak. Oraya doğru gidiyor zaten. Yani öyle oraya gidiyor. Yani şimdi benim bir sürü iş adam arkadaşım diyor ki İmaz ya bir kulüp alalım. Yani iş adamları da bu işin içinde olmak istemeye başladılar. Evet yani, evet evet. Vallahi ciddi söylüyorum. Ben bugün konuştum da çok değerli bir arkadaşım. Alt liglerden çok kulüp almak isteyen var. Evet. Şimdi böyle olmaz ki ya. Biz böyle biz bu sorunlarla mı becerileşeceğiz yoksa futbolu bir tarafa getirmek için antrenör eğitemiyoruz. Şimdi ben sevgili Oğuz'la konuştum geçen gün. Dedim Oğuz ya bu kadar çaba sarf ediyorsunuz burada. Ve sonra dedim Futbol Federasyonu lisansı olmayan bir kardeşimize çalışma müsaadesi veriyor. Evet. Bunu nasıl engelleyemiyorsunuz? Şimdi tabii konuştuğum şeyler çok özel. Onu da zora sokmak istemem yani. Ama cevap yok. Yani işte hocam biz görevimizi yapıyoruz. Yapıyorsun. İnsanlar geliyor bakın 100 bin lira pro lisansa katılma. Şimdi bir kardeşim adaletsizlik yapmıyor musunuz? 100 bin lira para vermiş. O kursa gitmiş. 3 tane 12 gün mü ne oluyor galiba. Bu kursu yapmış. Sonuçlandırmış. Sonuç olarak bir kardeşimiz gelip onun iş alanının içine girmiş. Ha bu iş alanının içine giren adam Real Madrid'de oynamış, orada oynamış. Çok değerli bir çocuk. Yabancı dili var, Alman kültürü var. E tabii ki gelsin. Yani buna olmasın demek mümkün mü ya? Bu olsun. Ama kardeşim yani o zaman deyin ki bu kuralı şöyle değiştirin. Yarın futbolu bırakan öbür gün antrenör olur deyin. Konu kapatsın abi iş tartışma bitsin. Ben şimdi Nuri Şahin'in çıkıp bir maçtan sonraki demecini merak ediyorum. Evet. Ve ben ondan duymak istiyorum. Tabii, ama tabii. Sen çocuğu öyle bir duruma getiriyorsun ki sus otur oturduğun yerde sen demeç veremezsin. Ama sen teknik direktörsün diyorum. Ya, çok enteresan. Çok enteresan. Tabii o da yani, çok ters bir durum. Olmaz yani. Çocuğa da günah yani. Evet. Ya, tabii tabii. Kurallaştırın kardeşim yani. Bakın Türk futbolu. Kurallaştırın. En doğrusu o. Kurallaştırın. Yani bunu öyle kurallaştırın böyle kurallaştırın. Olmaz. Yani şimdi sen öyle bir lisans veriliyor ki biz artık 54 UEFA ülkesinden bir tanesi olduğumuz için ortak eğitim yapılıyor. Benim Türkiye'de aldığım pro lisans Almanya'da da geçerli, İtalya'da da her tarafta sen artık antrenörsün deniliyor. E şimdi sen böyle bir lisansı vermen gerekiyor. Bakın Türkiye'deki futbolun haline. Hangi oynanan maçtan çok mutlusunuz? Allah futbol oynandı burada. Temposuyla, hakemiyle, oyuncusuyla, atmosferiyle. Atmosfer bizde bir numara. Derbilerden önce bak medya bir hafta anlatıyor. Maç bitiyor bir hafta konuşuluyor. Ankara bilmem ne. Stattaki o çılgınlık, heyecan üst seviyede. Hakikaten çok önemli derbiler bunlar. Oyuna bakıyorsun mahalle maçı gibi. Derbi gibi diye. İşte. Mahalle maçı evet. Gibi yani. E şimdi bunlar nasıl düzelecek? Kim düzelecek bunu? Neden düzelmiyor? Yani hepimiz biliyoruz sorunların nerede olduğunu. Niye bunları düzeltmek için adım atılmıyor? Hala işte o mu olsun bu mu olsun durumu var ortada. Aslında derbilerin... Evet, çok doğru konuştu hocam. Yani evet. Niye? Yani kime ne zarar verecek düzelirse? Bir sürü paralar harcanıyor. Hele Türkiye şu yokluğunda olmuş artık burada 17 lira bilmem öteki 15 lira. Yani artık sen yabancı bir parayla oyuncu almak kulübü batırır. Tabii, tabii. İşte Fenerbahçe 7 lirayken almış, olmuş 17 lira. 10 lira adamın daha oturduğu yerde para kazanmış. Geçen gün Guti Hernandez yani. Konuşmuş Yılmaz hocam. Evet. Bir yerde demeç vermiş. İyi bir röportajdı. Ben Türk kulüplerinin yaşlı oyunculara bu kadar para vermelerini ve yaşlı oyuncuları ligi yaşlı oyuncularla doldurmasını bir türlü anlamıyorum dedi. Çok doğru. Anlaması çok nasıl anlamıyor ya? Gençken kendisi gelir miydi buraya? O başka. Çünkü kendisi de yaşlıyken geldi. Yaşlıyken geldi. O belki kendini de katıyor içine. Ya ama tamam da.
Tamam da genci gelmiyor. Bu icraatın devam etmesi gerekiyor. Ama hocam mesela 19-20 yaşında oyuncu alabilirsin. Gelmiyor Türkiye'ye. Yok yok. Yani buradan buraya bir basamak yapıp da şey gidip... getiriyordu. Bakın. Rahmetli İlhan Cavcav getiriyordu abi. Onlar buluyorlar ya, İlhan abi Allah rahmet eylesin. Ben çalıştım ya. Ne getiriyordu ya? Bir şey getirdiği yoktu ya. Ben yok, Ümit Karar'ı getirdim Almanya'dan. Amatör takımdan herifi oynattım diye beni kovdu ya. Yani İlhan abi bir başka bir şeydi yani. O dışından gördüğünüz İlhan Cavcav'la işin pratiğin içindeki İlhan Cavcav çok farklı İlhan Cavcav'dı. Hmm. Ha, ne oluyordu? İşte onun bir scout ekibi bizim Cemler falan vardı. Afrika'ya gidiyorlardı. Oradan 50 bin dolara gitti. Ben mesela Real Madrid'e giden bir oyuncu vardı hatırla. 18 yaşında geldi Afrika'dan. Adamı biz topçu yaptık. Şey değil gitti mi? Real Madrid'e adam yani. 5 milyon o zamanki para. Jeremy dolara... miydi? Jeremy. Azıcık paraya yani, gitmiş. Öyle değil. O kadar değil. Onu da Toşak götürmüştü. Tabii, tabii. Yani Benjamin Toşak. Şu var, Türkiye'nin en pahalı oyuncusu kim? 25 milyon euroya mı gitti şey? Cenk. Cenk. Evet. Bundan daha büyük paraya giden oldu mu? Yok. Türkiye pazarının en önemli oyuncusunun rakamı budur. 20. Ama Cenk Avrupa'da bir takımdan diğer takıma gitse 50 milyon euro olur. Yani bizim pazarımız o kadar oyuncuya evet, değer katmıyor. Piyasamız bu. Anlatabiliyor muyum? Bu arada oyuncudan... Cenk de hocam Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi maçlarından gitti aslında o seneki. Tabii tabii. Oradaki milli takım performansı. Yani şimdi bütün bunları toparladığımızda ortada bir futbolda bir aksilik var. Yani burada bizim bunları konuşurken ki birilerini suçlamak, bunun yüzünden oldu falan demek ki bir niyetimiz yok. Lütfen yanlış anlamayın. Yani bütün derdimiz Türk gencinin Avrupalı meslektaşlarıyla yarışırken, milli takım bazında, kulüpler bazında. Bu yarışı önde bitirmesini istiyoruz. Yani. Evet. Bu kadar saf yani bir istek bu. Bunu da bu tarzda bitiremeyiz. Mümkün değil yani. 1923'te kurulmuş Türkiye. Uluslararası 2-3 turnuvada başarılı oldu. Bir dünya üçüncüsü oldu, ikincisi oldu, Avrupa üçüncüsü oldu. Bir de çeyrek final oynadı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 3. Bir tane de Franco diye 12 yaşında bir çocuğun çektiği kurayla paramız olmadığı için gidemedik Amerika'ya galiba. Hatırladığım bu. Yani başka biz bu turnuvalara katılamıyoruz. Evet, çok doğru mu yapıyor da katılamıyoruz? Veya sormuyoruz mu futbol yöneten arkadaşlarım? Ulan biz ne yapıyoruz ya? 38-40 seneden beri bu turnuvalar var veya daha fazladır. Biz bunlara katılamıyoruz. Biz demek ki bir yerde bir şey yapıyoruz galiba diye düşünmezler mi ya? Ya en insaf ya. Düşünmezler mi ya? Bayağı ciddi yanlışlar var tabii ki. Yani en insaf ya. Düşünmezler mi ya? Ulan insan doğru yapar. Ya Almanya 4-3 kere dünya şampiyonu olmuş. Almanya altyapı eğitim sistemini değiştirdi. Adam şöyle diyebilirdi. Ben bu sistemle oyuncular çıkardım ve 3 kere dünya şampiyonu. Demek ben doğru yoldayım. Değiştirmem diyebilirdi. Evet, evet. Ben içindeymişim. O bildiğim için söylüyorum. Dediler ki eyvah seyirci kaybediyoruz. Ben mesela Münyaşlar Stadyumu diyorlar. Köndeki stadyumu. 15-16 bin kişi geliyordu stada. 67 bin kişi stada. Şimdi gidin bir tane yer yok. Ulan eyvah Dünya Kupası. 2002'den sonra biz değiştirelim. Neyi değiştirelim? Daha efektif oyuncu, yaratıcı oyuncu çıkaralım. Sistem oyuncusu yarattık biz. Önünde oyna, pas yap, pas yap, pas yap. Bir türlü rakip arkasına gidemiyorsun. Ama doğru savunuyorsun. Sonuna kadar bekliyorsun. Duyguyu bir geri plana atıp oyunun bir bölümünde bir tane gol atıyorsun. Dünya şampiyonu oluyorsun gibi bir Almanya varken şimdi bakın daha efektif, daha göze hoş gelen, daha oyuncu yetiştirme tarzını değiştirmiş ve daha oyuncu bireyselliğini ön plana çıkarmaya çalışmış bir sisteme geçtiler. Seyredenler de keyif almaya başladı. Git statlara moda şov gibi. Kadınlar süslü, çocuklar ellerinde evet. Televizyon seyrediyor. Maçta kavga yok, gürültü yok. Adam gibi maç seyrediyor. Benim zamanımda Almanya'dayken kan gövdeyi götürüyordu. Oo. Taşlama, sopalama, bıçaklama her şey vardı. Tabii yani ha adam kendi sistemini yetersiz bulup 3 kere dünya şampiyonu olmuş bir ülke. Onu değiştirme ihtiyacı istedi. Bir seyirciyi ben arttırayım. Bir amatör maçlara gidin statlarda yer yok. Futbolu o kadar bir cazip hale getirdiler ki. Bizde de gidin artık yavaş 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 statlı seyirci kalmayacak hale gelmek ya, üzere. Yani evet. Gidin Anadolu takımların maçlarında 500 kişi. Ama şeyi seyrediyorlar hocam. Premier Ligi seyrediyorlar. Ha, yani. Ya şimdi işin kötü tarafı. Seyrediyorlar. Seyrettikten sonra yandık zaten. Biz. Onları seyrediyorlar. Yani. Fenerbahçe, kaybolmuyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi bitiyor. Dönüyor İngiltere Ligi'nin vasat bir maçına. Oh diyor. Ulan adam düşüyor 5 dakika kalkmamazlık etmiyor.
Hakemi kimse eleştirmiyor. Maçtan sonra hakem hakkında ağzından kimsenin bir laf çıkmıyor. Evet, evet. O, bakıyorsun yöneticinin, başkanın kimse tanımıyor. Yani öyle bir pazar olmuş ki herif Çin'e satıyor. Oraya satıyor. Sanırım galiba bir 5-6 milyon milyar insan veya 2,5 milyar insan, 1,5 artık atmayayım kafadan bilmiyorum. İngiltere Ligi'ni seyrediyor, satın alıyor. Hocam, biz Azerbaycan kardeşlerimize Türkiye Ligi'ni satamıyoruz yani. Bakın, İngiltere Ligi'nin son haftası nasıl kapandı? City şampiyon oldu. Liverpool korkunç bir hafta oldu hocam. Maç gitti, al geldi. Al şeyi bizim Türkiye Ligi'ne bak bakalım abi. Kaç kişi seyrediyor? Kime satıyorsun bu ligi? Tabii ki yayıncı kuruluş 500 milyon dolardan 150 milyona düşer böyle. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Türkiye futbolu kaybettiği değeri 350 milyon dolar kaybetmiş. Şimdi kulüpler ağlıyor. Eyvah diyor, biz ne yapacağız? 20 takımı düşürür 18'e. Ya bırakın 20 takım kalsın ya. Genç çocuğu oynamazsan nasıl yetiştireceksin ya? Türkiye ligleri 20 takımlı olmak durumunda bana sorarsan. Çarşamba pazar oyna sıkıştın ama yerde. Hocam, yani oynatabilirler mi? Yapabilirler mi? Yapıyor İngiltere'si, İspanya'sı, yapıyor. Niye biz İtalya'sı, yapamayalım? Fransız'ı, bir Almanya 18 takım. Diğer baba liglerin hepsi 20 takım. Ama mesela Almanlar diyordur ki... Bir de onların bin tane süt kupası, bilmem ne kupası, bir sürü kupaları var bir de arada yani. Evet. Bizim gibi değil yani. Peki Almanlar niye 20 yapmıyor? Alman yapmıyor. Niye? Çok o da gelenekçi, çok tutucu. Değiştirmiyorlar. Değiştirmiyorlar. Yapar yakında, merak etme. O da uyar yani. Olabilir. Onlar biraz bizim gibi... zor değişirler. Yaptıkları her şeyi doğru diye düşünürler yani, hı hı, Almanlar. Şimdi bakın kardeşim, sen 34 maç oynanan bir ligde, 18 takım ligde, geriye 18 hafta boş zaman kalıyor. 18 hafta. Allah aşkına, futboldan başka ne eğlence var ya? Bırak insanları 18 hafta, niye futbolsuz bırakıyorsun sen? Bir tatil yapılı ilkokul okulu gibi 3 ay oyuncu top oynamıyor. Devre arası diyorsun. Yani bizim anamız alıyor onu tekrar geri döndürebilmek için. Yani 10 gün çalışmazsan 12 gün normal insana dönüyorsun yani. Evet, evet. Kamplara git, dağa tepe koştur, bilmem ne. Bir ay tatil yapmış futbolcuyla ben eşitlenirim. Tabii. Aynen. Sıfır 12 gün, bir ay değil. 12 gün diyor. 12 gün sonra o senin kadar koşar. Yani şimdi böyle bir ligde 20 takım bırak kardeşim. Derdin de şimdi seneye gene 19 yapacaksın onu. Hayda öteki 19 bilmem ne. Paramparça. Her ligin sayısı farklı. Ne ya oldu aşkına, o zaman nasıl ne olacak hocam? Küme düşme olmasın mı bu sene? Abi ne küme düşme olmasın? Küme düşsün, 4 takım düşürse 4 tane çıkar olsun, bitsin yani. 4 tane. Allah. Çünkü küme düşme olmasın deniliyordu da bir yandan 24 takım olacak. Abi böyle saçma, dünyanın hiçbir yerinde küme düşme olmaz mı ya? Biz daha bir seneye neden küme düşülmedi? Yok, korona varmış. Bırakın bu işi ya, ne koronası ya? Olur mu ya? Yani 20 takım bana da mantıksız gelmiyor. Evet. Çünkü bakın, bakın bu ülkede genç oyuncu, antrenörler hep sitemiyor. Niye genç oyuncu oynatmıyorsun? Kardeşim iki tane kaybedici yolluyor beni ya. Sen niye beni yolluyorsun? Doğru söylüyor hocam. O ticaret yapıyoruz burada, para kazanıyoruz yani. Evet. Türkiye Ligi'ne o kadar genç oyuncu çıkardım ki ben. Amili takımlar yıllarca geçiyor, bir isim vermeyin. Kimse benim, belki de gazetecidir, hangi oyuncu, genç oyuncu çıkardım, şimdi meraklı da bekliyordur benimle. Takip mi ediyorsunuz bir antrenörü, genç oyuncu çıkardığını? Bir madalya mı veriyorsunuz ona? Cesaret mi veriyorsunuz ona? Ne veriyorsunuz kardeşim? Zaten antrenörün sonuçta yaşayan bir adam. Benim bildiğim bu ülkede Samet Hoca, yani, siz yani, başta olmak üzere genç hoca ve genç oyuncu çıkartan. Yani bu için çıkaramazsın yani. Sana madalya vermiyor ki. Ha, oyuncular da hain. Yardımcı olmuşsun. Ortaya çıkarmışsın, orijinini de bağırsın adamın. Bir bayram seyreden arayıp da adam, hocam çok teşekkür ederim, senden para bul isteyen yok yani. Biz baktık, burada herif İtalya'dan gelmiş, sen altyapıdan, sana verdik o şansı. Niye? İkna olduğum için, babamızın oğlu olduğun için değil, sen yaparsın diye. Cesaret istiyorsa o cesaretimiz var. Hani hani onun karşında ne var? Bir ödül töreninde, aha bu genç oyuncu çıkardı diye madalya mı veriliyor bize? Hiç kimse onu takip etmiyor ki, böyle hain bir iş yani bu. Türk futbolu vefasız bu konuda biraz hocam. Evet. Ya vefa denilen bir kelimeye inanmıyorum ben yani. Vefa, profesyonellikte vefa diye bir şey yoktur. Çok doğru. Yoktur. Yani. Maalesef öyle. Varsan varsın, yoksa hocam, yoksun. Hocam siz ne yapıyorsunuz peki şimdi? Ne nedir yapıyorum? Durumlarımız? Türkiye'mizdeki 216 yakın üniversite var. Yani abartmış olmayayım, belki 100 küsür tanesine söyleşi yapmaya gidiyoruz. Onlarla, gençlerle konuşuyoruz. Belediyelerimizin günleri var. Onlarla gençlikle buluşuyoruz. Bir kitap yazdım, imza günleri oluyor, onlara gidiyorum. Hı hı.
efendim. Başka ne yapıyorum? Zaman zaman işte büyük şirketlere liderlik bilmem ne işte o tarz işlerle ilgili söyleşiler yapıyoruz. Başka reklam filmi çekiyoruz. Teklifler? Benim YouTube kanalım var, onu da öyle şey. Evet, izliyoruz. Hocanın yani, YouTube kanalı güzel ama. İzliyoruz. Çalışmazken şeyim yani, daha yoruluyorum yani. Bak sizden sonra akşam bir yerde Türk-Alman İş Adamları Derneği'nin gecesi var, ona gideceğiz. Böyle yoğunuz. Kendi işte çocuklarımız var, onların eğitimleriyle, onların şey, dertleriyle uğraşıyoruz. O arada teklifler hayatta yok mu hocam? O arada böyle teklifler yok var, mu? Var var. Geçen sene bana 16-17 yakın takımla konuştum yani. Şimdi, 16-17 takımla mı konuştunuz? Tabii tabii. Yılmaz Hoca'nın kitabı da var bu arada. Sonra? Tabii tabii. İnadım İnat, Yılmaz Vural kitabımız evet, var. Evet, kitabı da okuyun lütfen. Kitabı da var. Yani 8. baskı. Ben maşallah. Bir edebiyatçı değilim, bir futbol adamıyım yani. Maşallah. Hocam onun ya da Almanca bir kitap düşünüyor musun? Sonuçta sizin Alman tarafınız da var. Tabii tabii. Ya şimdi tabii orada anlattıklarımızı Alman anlamaz. Yok yok, Almanya'da. Orada anneden babadan bahsediyoruz, duygudan bahsediyoruz. Duygusallık var orada. Yani orada da materyalist yapı var. Doğru söylüyorsunuz hocam. O bize hitap eden bir, bizim kişisel gelişimimizle ilgili bir kitap. Ama ben size bir şey söyleyeyim hocam. Bence, benim şahsi fikrim, Yılmaz Vural'ın Derval ile geçirdiği zamanların hikayesini falan çok güzel şekilde yaptığınızda hem Türkçesi hem Almancası, ki Almanya'da da okunur o kitap. Lütfer verir biliyorsun ama futbolunda önemli bir isim. Türkiye pek okumayı seven bir ülke değil tabii. Kitap almayı seviyoruz ama. İzlemeyi seven bir ülke. Kitap almayı seviyoruz, okumayı seven değil. Şundan tabii yani bu bir kültür meselesi. Yoksa Japonya'ya gittim ben. Adam tramvaya biniyor. Yoksa tramvayda durakta zor iniyor. Orada sonra yolda elinde bir şey okuyor yani. Bizde öyle bir alışkanlık yok. İnancımız da bize açarsanız bizim kutsal kitabımızı Kur'an'da der ki oku diye başlar. O bile diyor ki okuyun diyor. Evet. Ama biz evet. Kimseyi dinlemiyoruz yani. Aynen, biz kafamıza göre biz yani kendimiz, böyle bir şeyiz kendimiz, işte. Kendimiz kendimizi bir kitap gibi görüyoruz demek ki, ihtiyaç hissetmiyoruz. Aynen yani. Öyle. Vallahi. Hocam yani, vallahi. Ülke güzel ülke. Çok seviyoruz. Benim branşım tabii. Futbol. Bana rahmetli babaannemin bir tavsiyesi var. Her yerde söylüyorum bunu. Özgürlükle ilgili bir muhabbet oluyor evlerde. Babaannem 90'lı yaşlarda öldü. Çok bilge bir kadındı. Evlat dedi, bak dedi, özgürlük falan diyorsun. Bu özgürlük çok tehlikeli bir oyuncak dedi. Yalnız kalırsın dedi. Ama dedi ben sana, o zaman biz ergenlikten çıkmıştık, fıldır fıldır bir genciz yani. Sana özgür olmanı tavsiye ederim dedi. Yani bilgi insanı bizim ülkemize bir yere kadar getiriyor. Ve ondan sonra bir level'da atlamanız için birilerinin parmak arkandan dokunması lazım. Ben o parmağı oluşturmadım hiç. İşte gerek de duymadım. Allah'a çok şükür okuyorum, bakıyorum sosyal medyada. Türkiye'nin en sevilen 5 adamı, Türkiye'nin en güvenilen 5 adamı. Yani bu hale gelmek 84 milyonluk bir ülkede kolay değil. Yani insanlar demek bizde bir şey görüyor. Görmeyenlerin gözü kör olsun, ben ne yapayım? Aynen yani. Öyle. Aynen öyle. Altına ben de imza kaşe mühür. Çok doğru. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok çok keyifli bir program ya, oldu. Bir yani de güzel şimdi, oldu. Yine, lütfen yine yanlış anlaşılmaz. Bizim niyetimiz kimseyi eleştirmek değil. Hı hı. Ama olmayan bir şeyleri de birilerinin ifade etmesi lazım. Bu programları niye yapıyorsunuz? Evet. Bir şey insanlar bilgi alsın. Ne oluyor bunları ya burada diye bir düşünsün diye yani. Tabii aynen öyle. Çok evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, ceza sahasının sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.